Kamer Suresi 54. Sure 55 ayet Mekke'de. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat yaklaştı, ay da yarıldı. Bir belge görürlerse yüzlerini dönerek bu sürekli bir büyü demektedirler. Yalanladılar da, uydular da kendi havalarına. Her iş kararlaşmıştır. Öyle haberler gelmişti ki onlara, içlerinde günahtan vazgeçiren şey vardı. Bu yüksek bir hikmettir. Ona inanmadıkça fayda vermez kocundurmak. Hoşa gitmeyecek olan bir nesneye, bir çağıran onları çağırdığı güne dek yüz çevirsen onlardan, gözler dönmüş olarak dağılmış çekirge alayı gibi mezarlarından çıkarlar, çağırana koşarlar. Kafirler derler ki, bu ne çetin bir gündür. Onlardan önce Nuh'un ulusu yalanlamıştı. Şimdi bizim kulumuzu da yalanladılar. Bu delidir diyerek engel olundu. Tanrısına çağırarak dedi ki, ben yenildim, yardım et. Hemen taşkın sularla açtık göğün kapıların. Yeryüzünde çok pınarlar akıttık. Ölçümlenen bir iş için hemen sular kavuştu. Tahtadan yapılmış, çiviler çakılmış bir gemiye bindirdik. İnanmadıkları Nuh'a ödül olmak üzere gözlerimiz önünde gemi akıp giderdi. Bir belge olarak bıraktık onu. Öğütlenen var mıdır? Nice oldu azabım, nicedir kocundurmalarım. Öğütlenmek için biz Kur'an'ı kolaylattık. Öğütlenen var mıdır? Ad ulusu yalanlamıştı. Nice oldu azabım, nicedir kocundurmalarım. Hem sürekli hem uğursuz bir günde onlara sarsıcı bir yel gönderdik. Ta kökünden devrilen hurma kütüğü gibi insanları kopardık. Nice oldu azabım, nicedir kocundurmalarım. Öğütlenmek için biz Kur'an'ı kolaylattık. Öğütlenen var mıdır? Yalanladı Semud kocundurmaları. O da aramızdan bir insan değil mi ki ona uyalım? Öyle ise biz hem deliyiz hem de sapıtmış. Vahiy ancak aramızdan ona mı gelmiş? Hayır, o çok yalancıdır, çok da şer. Kim yalancı, kim şerdir, yarın bileceklerdir. Sınanç olmak üzere onlara bir dişi deve gönderdik. Sabrederek gözetle sen onları, haber ver sen onlara. O su aralarında nöbetleşedir, her nöbetçi hazır bulunmalıdır. Hemen çağırarak arkadaşların yakalayıp tepeledi deveyi. Nicedir azabım, nicedir kocundurmalarım. Korkunç bir tek ses gönderdik biz onlara, çöp yığını gibi oluverdiler. Öğütlenmek için biz Kur'an'ı kolaylattık. Öğütlenen var mıdır? Lut'un ulusu dahi kocunduranları yalanlamıştı. Taş yağdırdık başlarına. Katımızdan nimet olmak üzere bir tan vakti Lut'un ailesini kurtardık. Şükreyleyen kimseyi işte böyle ödülleriz. Bizim şiddetimiz de onları korkutmuştu. Onlar bu korkutmalardan şüphelenmiş idiler. Onun konuklarından dilek almak istediler. Kör ettik onların gözlerini biz. Şimdi tadın azabımı, tadın kocundurmalarımı. Tan vakti onları sürekli bir azap karşılamıştır. Şimdi tadın azabımı, tadın kocundurmalarımı. Öğütlenilmek için biz Kur'an'ı kolaylattık. Öğütlenen var mıdır? Firavun'un ulusuna kocunduranlar gelmişti. Bütün ayetlerimi yalanladılar. Gücü yeten bir emrenin yakaladığı gibi hemen biz de yakaladık onları. Sizin kafirliğiniz onlarınkinden hayırlı mıdır, yoksa sizin için kitaplarda aklanmak mı var? Yoksa el ele veren topluluğuz mu derler. O topluluk yenilecek, arkaların dönecekler. Onlara söz verilen saat işidir. Saat ise çok katı, çok da acıdır. Evet, suçlu olanlar hem sapkınlık hem çılgınlık içredirler. O gün onlar yüzü kuyulu ateşe sürüklenirler. Tadınız azabın dokunmasını, biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Emrimiz ancak birden göz kırpması gibidir. Sizin gibileri yok eyledik biz. Öğütlenen var mıdır? Yaptıkları her bir şey kitaplarda yazılıdır. Küçük, büyük her şey yazılmaktadır.
Sakınçlar cennetlerde, ırmaklar kıyısında, gerçekler makamında, gücü yeten Tanrı'nın katındadırlar. Sadakallahül Azim.